أَوَلَمْ يَرَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler görmediler mi ki? اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ Gökler ve yer كَانَتَا رَتْقًا Bunlar bitişik idiler. Cenab-ı Hak gökleri ve yeri tek parça bitişik idi. فَفَتَقْنَاهُمَا Biz onları ayırdık buyuruyor. Yüce Yaradan'ın bu ifadesi 14 asır önceden Allah Azze ve Celle'nin insanlığa indirdiği bir ayet. Bugün bizim yazdığımız, gelişmelere göre uyarladığımız bir ayet değil. Ta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği şekliyle böyle. Ratk, fetk olayı dediğimiz. Bitişik idiler, bir aradaydılar. Cenab-ı Hak biz ayırdık dedi. Kâneta ratkan fe fetaknâhuma. Öncesi, daha öncesinden ayette söz etmiyor. Sadece bir aşamadan söz ediyor. Gökler ve yer bitişik. Kâneta ratkan bir aradaydılar. Fe fetaknâhuma. Biz onları ayırdık. Gökler ve yerin yaratıldığına dair, dolayısıyla bir başlangıcı olduğuna dair, sonrasında bunun yayılmak suretiyle, yani gökler ve yer yaratılıyor, yaratıldığında bunlar bir aradalar ve Allah Azze ve Celle bunları zaman içerisinde ayırıyor. فَفَتَقْنَاهُمَا Sürecin işlediği model bu, Cenab-ı Hakk'ın anlatımıyla. Ancak bu derste buyurun, yine de buyurun bakalım. Yer derken sadece dünya için mi, yoksa gezegenlerin tamamı için mi yaratılışı bahsediyor? Evet, bunlar bizim araştırmamıza, incelememize konu olan şeyler. Nasıl böyle sorular aklımıza geliyorsa bu ayetlerden yola çıkıp da bu bir araştırma süreci. Yani gökler derken Cenab-ı Hak bir maddenin bir biçiminden söz ediyor. Bunun görünür hali işte mücessem, arz gibi mesela, değil mi? Bunları da ayrı bir tasnife koyuyor. Dolayısıyla da iki çeşit, iki nevi üzerinden mi konuşuyor? Kâneta, o yüzden diyor ikisi. Dolayısıyla arzı bir nevi yapmış, değil mi? Gökleri bir nevi yapmış, çeşit yapmış. Yoksa gökler kendi içerisinde de yedi gök mesela sayılı. Arzda o minel ardi mislehunne. Arzda da bir o kadar Cenab-ı Hak karşılık var diyor. Bir yedili de arzdan. Bunları çoğul yapıp da kunne ratkan diyebilirdi mesela. Hepsi ratk idiler ama öyle yapmadı. Ayetin ifadesinde nevi olarak, yani tür olarak ele aldı. Gökleri bir tür, yeri bir tür ve ikisi hakkında konuştu. Kâneta ratkan, niçin? Bu araş artık bundan sonrası sahada yapılacak araştırmaya bağlı bir şey. Sahada yapılacak araştırmanın neticesinde arz nev'i ve gökler nev'i arasındaki bu ayrımın ifadesinin sadece arz derken yere özgü, yoksa bütün arz türünü cins olarak yani mi kastettiği, bunu biz oturduğumuz yerden bilemeyiz. Zaten yaptığımız yanlış, ayetleri okuyup oturduğumuz yerden ayetleri anlama çabamız. Halbuki ayetlerde bahsedilen nesneler, varlıklar dışarıda, alemin içerisinde gözlem yapmayı bekliyor. Araştırma yapmayı bekliyor, inceleme yapmayı bekliyor. Devam eden süreç oradan devam etmeli. Oradan elde edilecek bulgular ile ayeti daha doğru anlamanın yolu açılabilir. Yoksa ihtimaller sıralayabiliriz en fazla. O sıraladığımız ihtimallerden de yine hangisinin doğru olduğunu görebilmemiz sahadaki, saha dediğimiz dış dünya. Gökler dediği şey Cenab-ı Hakk'ın. Yer dediği şey, o artık kitabın dışında, kitabın dışındaki bir yere referansta bulunuyor Allah Azze ve Celle. Ama biz kitabın dışında kalan dünyayı incelemeye dair bütün araçları terk ediyoruz. Başta matematik olmak üzere fizik, kimya, astronomi, yeri inceleyen bilimler, fezayı veya semavatı inceleyen bilimler.
maddeyi inceleyen ilimler, canlılığı inceleyen ilimler. Kur'an'da Allah Azze ve Celle bunlara yönelik referansta bulunup bir ifade kurdu mu, biliyoruz ki en doğrusunu ifade ediyor. Ama arka plandaki o en doğrunun neye tekabül ettiğini görebilmemiz, sahayı incelememizle ancak mümkün olabilir. Onu incelemeden ne anlaşılabiliyor? Mesela ayet-i kerime ile ilgili olarak müfessirlerimiz vaktiyle dediler, gök yer demek ki bitişikmiş. Sonra bu arası açılmış, boşluk olmuş. Normal böyle düşünmeleri değil mi? Yani sonra gökler var, göklerin arasına boşluk koymuş Cenab-ı Hak. Demek ki öncesinde yine bitişiklermiş. Bu da bir anlama biçimi ve çok da yanlış değil. En azından başlangıç itibariyle gökleri ve yeri bir arada düşünebilmeyi sağlıyor. كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. Ama daha geri gidip, daha geri gidip bütün gökler ve yer dediğimiz sistemin bir arada ve bitişik, tıpkı bugünkü Big Bang'e benzer bir biçimde bir anlayışa ve modele doğru yol almak için o inceleme yapmak lazım, araştırma yapmak lazım. Nitekim bizim bu yapmadığımız araştırmayı ve incelemeyi kafirler yapıp en sonunda kendi en çok güvendikleri evren anlayışını kendileri terk etmek zorunda kaldılar. Onları statik evren anlayışından sabit, sonsuzdan gelimli ve yine sonsuza giden bir evren anlayışı vardı insanlığın. Yüz yıllardır içinde bulunduğu bir anlayış. Bunu biz yıkmadık ki bize bu tersti. Yani iman edenler Allah Azze ve Celle'nin gökleri ve yeri yoktan yarattığını ifade ediyorlar. Cenab-ı Hak böyle haber verdi. Dolayısıyla bir başlangıcı var. Öncesi olmayan. Halbuki kafirler dediler ki ne demek öncesi olmayan? Hep vardı. Bu statik model bu. Hep vardı. Dolayısıyla sonsuzdan geliyor. Sonsuzdan geldiği için de her türlü ihtimali barındırıyor. Her türlü olasılık söz konusu. O bakımdan bu rastlantısal süreç sonsuzdan gelimli evren düzeni içerisinde bir hal aldı, bir şekil aldı, bugünkü haline kavuştu. Dolayısıyla evrim düşüncesi esasında statik evrende varlık düşüncesinin de karşılığında bir model. Yani o oldu, şu oldu, çarptı, çarpıştı, bir yıldız oldu. Ötekiyle çarpıştı, berikiyle yan yana geldi. Evet, bazıları dağıldı, saçıldı, bir şey olmadı ama milyarlarca sene düşünsen böyle. Ötekiler de uygun bir şekilde yan yana geldiler. Oradan da bir gezegen oluştu. Evet, bazılarında nicesinde denge kurulamadı ama milyarlarca yıl sonsuzdan geldiği için bazı yerlerde de denge kuruldu. Denge üstünlük sağladı, diğerlerine de tesir etti. Böylece dengeli bir nizam ve intizam oluşa geldi gibi sonsuzdan gelen bir evren anlayışı vardı. Allah Azze ve Celle gökleri ve yeri indirdiği bütün vahiylerde insanlığa haber verdi ki ben yarattım, benim emrimle oldu. Hem de öyle sonsuzdan milyarlarca yılla gelen zaman içerisinde oluşan değil, ansızın ortaya çıkan, ol deyince olduran. İnnemâ emruhu izâ arâde şey'en en yekûle lehu kun feyekun. Ol der ve Allah Azze ve Celle'nin ol demesiyle oldurur. Efendim bir saniyede mi oldurur? Bir saniyeden daha az zamanda oldurur. O kadar daha az zamanda oldurur ki bunun hiç hesabını yapamazsın. Bu bahsettiğimiz iddiayı biz yüzyıllarca ne seyirlendirebildik, ne konuşabildik, ne iddia edebildik. Karşı görüş, şeytani düşünce, varlık her zaman var ola geldi dedi. Sistem, bu gördüğünüz büyük maddeler, yer küre, gök, göklerdeki güneşler, yıldızlar, galaksiler, bu muazzam devasa kütleler hep vardılar. Bir şey vardan yok olmaz. Yoktan da var olmaz. En güvendikleri temel burasıydı. Ve çocuklarımıza, okullarda, bizlere böyle anlattılar.
şey yoktan var olmaz, var bir şey de yok olmaz. Bununla yaratmayı reddediyorlardı. Bunu reddede ede yüzyılları geçirdiler, sesimizi çıkaramadık. Diyemedik ki hayır, Allah Azze ve Celle yoktan var eder, varı da yok eder. Gökler ve yer peki yoktan mı var oldu? Bu o kadar o gün için iddia etmesi zor bir şey ki, sadece bırakın gökler ve yerdeki bunca kütlesel varlıkları, şu karşınızda duran Uludağ bile yoktu demek dile ağır gelir. Yani bu kadar devasa bir kütle illaki vardı, nasıl yok olur? Bir şeyi yok edip gıcıtıp yok edemezsiniz ki. Ama bu süreç geldi, Allah Azze ve Celle önlerini tıkadı ve yapılan gözlemler neticesinde artık evrenin gerçekten yoktan var edildiğine dair bir modele geçildi. Statik evrenin ortadan kalkması, yani bu ayetin bahsettiği gerçekliğin yaşanması bizim içinde yaşadığımız yüzyılda yaşandı. Şu an okuduğumuz bu ayet yeni inmişçesine taptaze karşılığını bulmuş bir ayet. اَوَلَمْ يَرَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler görmediler mi ki dedi Cenab-ı Hak. Evet, görmek durumunda kaldık. Nasıl gördük? İlk olarak genel görecelilik kuramıyla birlikte bizim mekan tasavvurumuz, üç boyutlu mekan tasavvurumuz, dördüncü boyutla birlikte, zaman boyutuyla birlikte artık bildiğimiz halden dışına çıkınca, yani zamanın her yerde sabit, evrenin her tarafında aynı işleyen bir sistem olmadığını keşfedip orada farklı, burada farklı olduğunu görünce, zamanın ve mekanın eğilip büküldüğünü, orada büzüldüğünü, burada yayıldığını, bu bizi bambaşka yerlere taşıdı. Dinamik bir evren önümüze çıktı. Bunu fark ettiğinde Einstein, dinamik evreni tam da hesabını uygun yapmak yerine o da kendisi statik evrene bağlı kalıp bir katsayıya, sabit bir katsayıya bağladı. Ve bilahare bunu hayatımın en büyük hatasını yapmışım diye kendisi itiraf ediyor. Ama ondan esinlenen bir Rus matematikçi evreni bir noktadan ortaya çıkmış bir varlık nizamı olarak matematiksel bakımdan modelledi. Ama modeli kurmak yetmez, bunun için delil de bulmak lazım. Bunun kanıtlanması lazım. Bir zaman sonra gökte yapılan gözlemler, bu baktığımız gökteki cisimler üzerinden, yanılmıyorsam Hubble, cisimlerin bizden uzaklaştıklarını keşfetti ve birbirlerinden galaksiler, büyük bu devasa kütleler, yıldızlar zamanla birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Yani baktığımız her şey birbirinden uzaklaşıyor. Işığın, uzaklaşan ışığın tayfının kızıla çalması üzerinden anlaşıldı ki şu anda bulunduğumuz ortamda her şey birbirinden her geçen zaman içerisinde uzaklaşıyor. Bu şu demek, biraz zaman önce daha yakındılar, dün birbirlerine daha yakındılar. Önceki gün daha yakındılar. Geçen sene evrendeki cisimler birbirlerine daha yakındılar. Bunu daha geri götürdüğünüz zaman gökler ve yerdeki bütün varlıkları, yıldızları, galaksileri, cisimleri, nebulaları bir yerde topluyorsunuz. Cenab-ı Hak kafirler bunu görmediler mi diye sorduğu hadiseyi biz bu zamanda yaşadık. Kafirler gördüler ve görüp itiraf etmek zorunda kaldılar. Evet, ilk anda biraz statik evreni savunmak için direndiler. Çünkü statik evren aslında sekülerizmin en temel dayanağıydı. Çünkü sonsuzdan gelimli bir zeminde artık milyarlarca yıl değil, sonsuz bir zaman içerisinde her türlü olasılık olur. Denk gelmiş canım, o da olur, bu da olur ve denge bir şekilde kurulur diye bunun üzerine yaratanı olmayan, üstün aşkın bir kudretin eseri olmayan bir evren tasavvuru içerisindeydiler. Dolayısıyla küfrün en büyük putu idi statik evren. O bakımdan direndiler. Bu bir patlamayla ortaya çıkmış, bir noktadan
ortaya çıkıp yayılıp saçılmış ve hala genişlemekteymiş diye. Hayır, bunu kabul etmediler. Dediler ki bölgesel bir genişleme de olabilir. Yani şu baktığınız ortamda birbirinden uzaklaşıyor olduğunu görmeniz, bütün evren her şey birbirinden uzaklaşıyor diye bir modele delil teşkil etmez. Bir karşı hamle ile yine direndiler ama bir zaman sonra Allah Azze ve Celle bir başka delili karşılarına çıkardı. Onlar dediler ki madem ki bir noktadan Allah Azze ve Celle veya yaratan kudret bütün evreni yayıp saçmış ve yayılmakta, o zaman bunun bir sesi, bunun bir ışıması her yerde ve bunun bir ısısı her yerde bulunmalı. Madem ki varlık hepsi bir arada ve topluca bir aradaymış, oradan yayılmış, o zaman bunun hala bir sesini duymalıyız. Tıpkı bir patlama yaşandığı zaman bir yerde, o patlamanın içerisinde her yerde o ses bulunur. O patlamanın ısısı da her yere yayılır. Çok geçmeden 1970'li yıllarda bir anten tipi üzerinde çalışan iki bilim adamı bir ses dalgasıyla karşılaştılar ve bu ses dalgasının civardaki herhangi bir şeyden kaynaklandığını ilk başta düşündüler. Bir ara güvercinleri suçlamışlar. Sonra şuradan geliyor, sonra buradan geliyor ama farklı yerlerde aynı yoklamayı yaptıklarında hep aynı sesi buluyorlar. O zaman iş büyüyor. Hatta bir ara düşünüyorlar ki acaba bu Ruslar büyük bir şey mi denediler de böyle bir radyasyon oluşturdular, her tarafımızı sarmış diye. Ama konu iyice bir incelenince yeryüzünde her tarafta bu ses dalgasının, bu frekansın bulunduğu anlaşıldı. Bunun uzayda da varlığını tespit etmek üzere bir uydu gönderip uzayı araştırdılar. Ve neticede anlaşıldı ki bu Allah Azze ve Celle'nin yaratmada o hepsi bir aradayken ayırıp yaydığı süreçten kalma ve her tarafta bulunan bir radyasyon. Böylece artık şeyi savunanlar, statik evreni savunanlardan en önemlilerinden biri, şimdi adı hatırımda değil, game over diyor. Artık oyun bitti. Dolayısıyla varlığı en çok güvendiğimiz, dokunup varlığını hissettiğimiz taş, su, her türlü varlık vaktiyle arkadaşlar yokmuş. Bunun bir miladı var, bunun bir doğuşu var, bunun bir ortaya çıkışı var. Allah Azze ve Celle kafirlerin bunu görmelerine yönelik ifadesinde yoksa görmediler mi? اَوَلَمْ يَرَ الَّذ۪ينَ كَفَرُ Bunu da mı görmediler? Böyle anlaşılıyor ki bunu gördükleri halde de küfrün yok sayma biçimindeki yaklaşımı delil eksikliğinden değildi ki bunu görünce birdenbire Müslüman oluversinler. Küfrün yok saymadaki yaklaşımı yetersizlikten değil, inattan geliyor. Allah Azze ve Celle'ye karşı büyüklenmeden, yani istikbardan geliyor. O bakımdan bugün bunu görüp ıskalayanlar, yarın bir başkasını görüp yine ıskalamaya devam edecekler. Sonraki gün bir başka delil ile yine karşı karşıya gelecekler. Ama onu da özellikle görmezden gelmeye devam edecekler. اَوَلَمْ يَرَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا O bakımdan Ebu Cehil'in inkarı ile Allah Azze ve Celle'nin gökleri ve yeri yarattığına dair, bunun bir miladı, başlangıcı olduğuna dair efendim delili gören bugünün insanı arasında herhangi bir fark yok. Bugünün kafir olan insanı arasında herhangi bir fark yok. Çünkü Ebu Cehil açısından da deliller apaçıktı, netti, yeterliydi. Yüce Yaradan varlık nizamında canlılığı, cemadatı, insanları, yaratmasındaki kanıtları göstermiş ve kanıtlamıştı. Bunun kanıtlandıktan, netleştikten sonra fazlasının hiçbir anlamı yok. Çünkü reddeden net olduğu halde reddettiği için daha fazla delilin gelmesi de onun açısından herhangi bir şey ifade etmiyor. اَوَلَمْ يَرَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ Kafirler görmediler mi ki? Gökler ve yer
كَانَتَا رَتْقًا رَتْق idi. فَفَتَقْنَاهُمَا biz ikisini birbirinden ayırdık. Bugün artık statik evreni savunan kimse kalmadı. En son savunan kişi 2000'li yıllarda, 2000'li yılların başında vefat etti diye biliyorum. Ondan sonra artık bu model üzerine çalışılıyor ve devam eden süreçte hep buna dair kanıtlar çoğalıyor. Biliyoruz ki varlığımızın içinde bulunduğu bu alemin de bir başlangıcı olmuş ve o başlangıç bir noktadan başlayıp böyle çoğalmış. Son derece yüksek bir ısıyla bir noktadan saniyenin bilmem 10 üzeri kaçta birinde, yani çok ansızın birdenbire, varlık bile çok ansızın, bu kadar devasa kütleler bile çok ansızın birdenbire ortaya çıkması, öyle milyarlarca yılın zamanla peyderpey nokta nokta gelişerek değil de neredeyse ilk birkaç saniye içerisinde bütün mukadderatı ortaya çıktı deniliyor. Dolayısıyla varlık zeminindeki evrim anlayışı nasıl yerle bir oldu, ansızın birdenbire oldurulduğunu, var edildiğini görüp tanık olduysak, aynı şekilde canlılık için iddia edilen zaman içerisinde böyle ufak ufak gelişerek, değişerek, dönüşerek canlılık ortaya çıktı ve çeşitlendi iddiası da o düzeyde yersizdir. Ansızın Allah Azze ve Celle emretmesiyle canlıları oldurmuştur. Bunlardan her bir türünü ayrı ayrı, özel ve özgün olarak yaratmıştır. Çünkü yaratan ilahi kudret, aşkın bir kudrettir. Emredince kudretini oldurur. Varlığı bile ansızın oldurmuş. Şimdi onu hesaplıyorlar. Saniyenin bilmem kaçta 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 birinde, bizim tasavvur dahi edemeyeceğimiz kısa bir aralıkta bütün varlık şeyinin mukadderatı oluşmuş ve artık ondan sonrasının nasıl gelişeceği belli olmuş bir biçimde ortaya çıktı deniliyor. Ve bu genişleme süreci, Allah Azze ve Celle bunu da Kur'an-ı Kerim'de zikretti. Sadece bir aradayken biz bunları ayırdık demedi. Ayrıca dedi ki وَسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِاَيْدٍ göğü biz ellerimizle bina ettik. وَاِنَّا kudretini Cenab-ı Hak ifade ediyor. وَاِنَّا لَمُوسِعُونَ ve biz onu genişletmekteyiz. Bu da yine 14 asır önce Cenab-ı Hakk'ın göklerle ilgili hem yaratmasını bina olarak ve hem de genişletmesini ifade etti. Bugün bizim Türkçe'de uzay, İngilizce'de space olarak söylediğimiz ve gökleri hep bir boşluk olarak algıladığımız hususa Allah Azze ve Celle hiçbir zaman boşluk demedi. Hep bina dedi. اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا bakmadılar mı üzerlerindeki göklere? Biz onu nasıl bina etmişiz? Bina ne demek? Yapı demek ve yapının bütün unsurları, ögeleri arasında bir etkileşim, yani direkler vardır, sütunlar vardır, kirişler vardır. بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا sizin görmediğiniz bu sütunlar, bu direkler üzerinden gökler ve yer hepsi devasa kütleler, boşlukta birbirlerinden ilişkisiz yüzmekte değil, birbirleriyle ilişki halinde hareket etmekteler. Dolayısıyla وَسَمَاءَ بَنَيْنَاهَا biz göğü bina ettik. وَاِنَّا لَمُّسِعُونَ ve onu sürekli genişletmekteyiz. Bir an gelecek diyeceğiz ki biz gökleri boşluk zannediyorduk. Adını bile öyle koymuştuk. Gökler de boşluk değilmiş. Sonra dönüp Cenab-ı Hakk'ın göklerle yerle ilgili nice ayetteki ifadesine bakacağız. Bir yerde bile göklere boşluk demediğini göreceğiz. Hep bir binadan söz ediyor. Yapısal وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ dokusal bir yapıdan söz ediyor. Bir aradaydı ve biz bu dokusal yapıyı ayırıp genişletmekteyiz. Ve buna bizim tanık olacağımızı, gün gelip bunu araştırıp bulacağımızı bildiği için Cenab-ı Hak önden ayetler ile
Bunu da önümüze koydu. اَوَلَمْ يَرَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler görmediler mi ki? اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ Gökler ve yer كَانَتَا رَتْقًا Bitişik ve bir aradaydılar. İronik olan şu, biz bunları ifade ettiğimiz zaman ayetlerden, siz madem bunları böyle biliyordunuz, yüzyıllarca biz kafirler evreni statik kabul ettik ve öyle iddia ettik. Neden siz evrenin statik olmadığını, bir miladının olduğunu siz bulup önümüze çıkarmadınız dedikleri zaman bizi utandırıyorlar. O zaman da diyorlar ki demek ki o ayetler o anlama gelmiyordu. Sizi veya siz o anlama geldiğinden o kadar emin değildiniz veya o kadar güvenmediniz o ayetlerin ifadelerine. Dolayısıyla bize boyun eğdiniz. Ve nitekim sonsuzdan gelimli bir evren anlayışı o kadar tahkim etmişti, ortamı domine etmişti, baskılamıştı ki biz neredeyse yaratma varlık zemininde işte bunlar aslında bir miydiler, varlık aslında var edicinin bir yansıması mı, dolayısıyla o da sonsuzdan mı gelimli gibi vücudu tevhid eden bir saymaya çalışan arayışlar ile biz inancımızı oraya uyarlamaya, uyumlu kılmaya çalıştık. Cenab-ı Hakk'ın söylediği sarı hakikate güvenip ilim yapıp hakikati biz keşfedeceğimize, onların ortama baskıladığı yanlışa boyun eğmek durumunda kaldık. Bunları ifade ettiği bir konuşmada bir Yemenli bir alim var, Zindani. Diyor ki ben bunları konuşunca karşımdaki ilim adamı dedi ki ya peki bundan sonrası için ne diyor Kur'an-ı Kerim? Tamam, bugüne kadar olanı Allah Azze ve Celle hakikaten önden bilmiş gözüküyor. Bizim ısrarla inkar ettiğimizi apaçık söylemiş gözüküyor. Bundan sonrası için mesela demiş, bugünkü ilim bundan sonrası için bu genişlemenin, yani maddeler birbirlerinden uzaklaşıyorlar. İki düşünce var mesela. Bir tanesi diyor ki bunlar iyice uzaklaşıp sonra saçılıp dağılacaklar. Birbirleriyle olan irtibatları kopulacak. Dolayısıyla evren böylece yayılıp dağılmış olacak. Bir başka anlayışta diyor ki bu uzaklaşma devam edecek. Sonra bir yerde duracak ve sonra tekrardan geri dönmeye başlayacak. Yani yay etkisi gibi. Uzaklaştı. Sonra bir yerden sonra genişleme duracak ve tekrardan toplanma başlayacak. Toplanıp ilk baştaki gibi dürülüp böyle son bulacak. Allah Azze ve Celle bu konuda bir şey söylüyor mu? Deyince ben de ona dedim ki diyor. Cenab-ı Hak dedi ki يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءَ كَطَيِّ السَّجِلِّ kutup. Biz gün gelir o gün göğü düreriz. كَطَيِّ السَّجِلِّ kutup. Sicil kitapları, hani rulo kitaplar var ya, rulo kayıtlar. Rulo kayıtların dürüldüğü gibi o gün gelir biz göğü düreriz. كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ Tıpkı ilk yarattığımızdaki gibi nu'iduhu geri döndürürüz. Dolayısıyla ilk yarattığında ne yapmış? Açmış, sonra geri döndürüyor. Allah Azze ve Celle ayetin ifadesinde başlangıcını da akıbetini de ifade etmiş. يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءَ Day dürmek demek. يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ Kitapların, sicil kitaplarının rulo dürüldüğü gibi biz o gün göğü düreriz. كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ Yaratmaya başladığımız gibi düreriz. نُعِيدُ Geri tekrar düreriz. وَعَدًا عَلَيْنَا Bu bizim üzerimize bir vaattir. Yani illaki yapacağız. اِنَّا كُنَّا فَاِلِينَ Biz kesinlikle bunu yapacağız buyurdu Allah Azze ve Celle. O zaman sürecin nasıl bir şekilde son bulacağını da aslında Cenab-ı Hak kitabında bize haber vermiş bulunuyor. Kitapla ilgili kitap benzetmesi de çok ilginçtir ayette. Yani bu rulo kitaplar üzerinden tarifi
Bazen de diyorum ki belki evrenin kendisi aslında bir yazı alanı, bir kitap yazı alanı. Biz bu evrende yol aldıkça, ilerledikçe bir kayıt bırakıyoruz. Bir diskteki kayıt gibi. Yani bir saniye önce yerküre bir yerdeydi. Onun üzerinde işte siz burada oturuyorsunuz olarak gözüküyor. Bir başkası başka yerde. Onun izi öylece orada kaydı kaldı. Biz ilerliyoruz hala. Böyle bu muazzam büyüklükteki terabaytlık bir bellek gibi, daha büyük tabii bir bellek, sürekli dolaşıp sürekli kayıt bırakıyoruz. Her birimiz o ilgili koordinatta izini bırakıyor. Kimi rükuda bırakıyor izini, kimi secdede bırakıyor izini, kimi salih bir amelde bırakıyor izini, kimi başka bir iş yaparken. Ama Cenab-ı Hakk'ın inna kunna nestensihu ma kuntum ta'melun. Biz sizin yapıp ettiklerinizin birer nüshasını alıyorduk diyor Cenab-ı Hak. Bazen böyle uçaktan baktığınızda gemiyi aşağıda giderken görürsünüz. Gemi ilerliyor ama geride böyle bir iz bırakmış. O iz onun ilerlediği yolun geride bıraktığı bir izdir. Bizim de bu alemde Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bu varlık zemininde bıraktığımız bir iz var. Bu bir kayıt aslında. Vakti zamanı gelince Allah Azze ve Celle artık kaydı durdurup kitabı dürüp herkesin kendi kitabını, sahifesini kimilerine sağından, kimilerine solundan vermek üzere din gününü kuracak. Maliki yevmiddin. Din gününün maliki, yani ceza, yani hesap gününün, hayatın bittiği ve hayata dair her şeyin, hayatın sahibinin önünde hesabının görüleceği bir güne doğru. Akulu kavli hada ve estağfirullah el azim li ve lekum ve lisairil müminin.